Bugün tüm dünya mazlumlarına, başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Karabağ'daki kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize, Bosna'daki kardeşlerimize ses olmak için, ses vermek için bir araya geldiniz. Bizim bu meydanda toplanıp ses vermemizden ne çıkar diye düşünmeyin. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusu İzmir'e çıkıp son mukaddes İslam coğrafyasını Yunan çizmesiyle ezmeye yeltendiğinde ilk sesi buradan, Niksar'dan yine sizler vermiştiniz. 16 Mayıs 1919'da Tokatlılar toplanıp Yunan ordusunun İzmir'e çıkışını ilk protesto eden memleket oldu. Sonra ne oldu demeyin. Sizin sesiniz bütün Anadolu'da yankılandı. Milli mücadelenin meşalesini yaktınız. Birbiri ardına iman orduları kurup Anadolu'nun dört bir yanını İslam dünyası için son umut olan, son kale olan, son Türk yurdu olan bir vatan coğrafyası halinde tekrar inşa ettiniz. Bakmayın siz demokrasi bilmeden cumhuriyetçi olanların, Atatürk'ü tanımadan Atatürkçü olanların kirinin ve pasını Atatürk'ün arkasına gizlemeye çalışan sahte Atatürkçülerin sizi hakir görme çabalarına, sizi aşağılama çabalarına sakın ha kulağınızı kaptırmayın. Son Türk yurdunun, 17. Bağımsız Türk Devleti'nin, İslam dünyasının son umudunun da bu yangının içine çekileceğini hep beraber görmek zorundayız. Dolayısıyla bugün mangal gibi yürekleriyle bu meydanı dolduran güzeller, güzel hemşerilerim. Bakmayın Atatürk'ün koltuğunda oturmak için birbirinin sırtından atlayan sahte Atatürkçülerin Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya selam göndermesine aldanmayın. Eğer bu ülkede Türk milletinin birlik ve beraberliğini, İslam'ın nurunda birleşmiş bu aziz milletin selametini hedef alan bu çetelere, İmralı'ya, Pensilvanya'ya, Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam gönderen alçaklar var ise Gazze'ye, Bakü'ye, Doğu Türkistan'a, Bosna'ya ve bütün mazlumlara selam gönderecek, asker gönderecek, şehit gönderecek, yiğitler de var ve bunun da sonu gelmeyecek.